Plastım diyorum. Ozan Aydın Mesut diyor burada programına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam yeni bir konuğumuzda, yeni bir değerimizle beraberiz. İnşallah güzel bir akşam olacak. Sizlere bir değerimizi daha tanıtmış olacağız. Yaklaşık 29 yıldan beri hizmet veren bir basınımız vardı başkanım. Bunun akabinde bir televizyonumuz olmadığından dolayı medya kuruluşumuz böyle bir projeyle sizlere İnşallah o da olur. değerlerinizi ortaya çıkartmak istedik. Tabii ki gazetemiz yaklaşık 29 yıldan beri mevcut. Bütün evlere ulaşıyor. 81 il, 13 ülkeye kadar ulaşıyor. Bunun bir fazla bir külfetli işi çok tabii ama maliyeti maalesef düşük. Bu bir işveren ya da şey holding değil. Bir insanın çabasıyla bu zamana kadar gelmiş. Biz de gazetemizin böyle bir projesini hayata geçirelim istedik. Değerlerimizi insanlara yakından Çok tanıtalım iyi istedik. düşünmüşsünüz. Sağ olun. Bugün 2-3 tane derneğimizin kongresi oldu başkanım. Yeni Evet. yönetime seçilen başkanlığımıza tebrik ediyorum önce. Nice hizmetler olsun. Belediyemiz adına, köyler adına. Bugünlerde zor günler de geçiriyoruz. İdlib'deki olaylardan dolayı. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. İstedik ki bu akşam da Dayli Köyü'nden Gül Biçer, Çukurova'nda gelirsiniz başkanım. Aynen öyle. Evet. Sizleri yakından tanımak istedik. Gül Biçer kimdir, neler yapar diye başlayalım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de öncelikle Mesudiye Gazetesi'ne bizlere böyle bir ayrıcalık tanıdığı için size sonsuz teşekkür ediyorum. Gül Biçer 1981 yılında aslen Beykoz'da doğdu ama ailesi yıllar öncesinde her göç edenlerden birisidir. Beykoz'da çocuk yaşlarında gelmişler, çalışma hayatlarına başlamışlar. Güzel bir çocukluk geçirdim. Beykoz'da geçirdim çocukluğumu. Onları başka bir sırayla gidelim mi? Gidelim, fark Nasıl bir etmez. çocukluğunuz vardı mesela? Nasıl bir çocukluğum vardı? Vallahi çok güzel ve ayrıcalıklı bir çocukluktu bizimkisi, belki de bize göre, bizim nezdimizde. Ben mahalle kültüründe, mahallede, sokakta oynayan, arkadaşlarıyla sürekli iç içe büyüyen bir çocuktum. Beş kardeşin küçüğünün büyüğüm, dördüncü sıradayım. Çevremiz genişti Mesudiye'li, hemşehrilerimizle yine burada iç içe büyüdük. Aynı kültürümüzü biz yine Beykoz'da yaşadık, devam ettirdik. Burada eğitimlerimizi gördük, burada yetiştik ama her zaman Mesudiye bir tarafımızdır. Gururla, onurla o Mesudiye'liği taşımışızdır. Hemen hemen her yıl şimdi bizler de Mesudiye'ye gideriz. Tatillerimizi öncelikle orada değerlendiririz. Mesudiye'nin kültürünü devam ettirmeye çalışırız. Hem aile hayatımızda çocuklarımıza da Mesudiye'liğin ayrıcalığını öğreten bir Aynen. anneyim. O duygularla Ya onları da şimdi yetiştiriyorum. çocuklukta şu var başka mesela nasıl bir çocuktunuz yani? Haşarı mıydınız ya da hani bir Ben de aslında çekingen, içe kapanık bir çocuktum. değil Böyle bir, mi? evet, böyle bir yanım vardı. Çok haşeri değildim. Ama çok da böyle şey, çocuk da değildim. Orta halliydim ama biraz çekimser bir yapım vardı. Çok diyaloglar kuramazdım belki ama oyun oynardım her çocuk gibi diyelim. Beş kardeşin en küçüğü müydünüz? Yok, küçüğüm bir büyüğüm. Küçüğüm bir yani Hmm, dört numarası. kalabalık bir En aileyim. güzel. Baba ne Kalabalık, evet. yapıyordu başkanım? Babam benim Beykoz'da birçok kişi de tanıyabilir. Mesudiyelidir babam da. İnşaat işçisi olarak çalıştı. Bizleri de o şartlar altında yetiştirdi. Eğitimlerimizi o şartlar altında vermeye çalıştı. Sıvacı Şükrü derler. Babamı Beykozluların birçoğu tanır. Bu Değil mi? anlamda babamı da evet bilirler. Dediğim zaman da nereden tanıyorum diyenler, hemşerilerim de Çıkarlar. oluyor. Çok iyi bir babam, çok iyi bir annem var. Sonsuz teşekkür ediyorum onlara da beni Buradan selam yetiştirdikleri olsun. Hı. için. Ben de öpüyorum ellerinden. Ne Herkes olmak gibi bir isterdi çocuk. Gül Biçer? Mesela aklınızdan bir şey geçiyor muydu Benim başkanım? aslında siyaset dışında, yani siyaset Yok çok ya hani çocukluğunuzda. çocukluğumda her çocuk gibi öncelikle öğretmen, doktor. Değil mi? Sonra bir müteahhit, mühendis, her şey kafama yatıyordu. Biraz geniş kapsamlı bir düşüncelerim vardı ama istediğim gibi olmayabiliyor. Zaman geçtikçe değiştim. O da tasarım üzerine eğitimimi aldım. Çok güzel. O yönde kendimi geliştirdim. Kendimize ait küçük bir işletmemiz de var. Orada ticari hayatıma devam ediyorum. Zaten ne işte meşgulsün diyecektim. Gül Başkanımız şu anda dediği gibi moda tasarım mezunu ve tekstil üzerine Tabii. faaliyet gösteriyor. Ya istiyoruz ki tabii ki bunun akabinde hepsi sırayla geliyor. Hayatın akışı neyi gösterir belirlenmez, belli Kesinlikle, olmuyor. kesinlikle. Gülbişen boş zamanlarını nasıl değerlendirir? Gerçi boş Boş vakti zamanım inanın yok denecek kadar az ama çocuklarım küçük olduğu için, benim henüz 12 yaşında ve 8 yaşında iki tane çocuğum var. Onların eğitimle alakalı, dersleriyle değil ilgilenen, mi? evde ayrıca hanımsınız, evinizin işleriyle vesaire, eş Muhakkak. durumu, anne durumu.
Genellikle öyle geçiririm. Tabii sosyal hayatımız yoğun olduğu için Tabii. fırsat buldukça, ama çocuklarımı eğitim anlamında eksik etmemeye çalışıyorum. En büyük Muhakkak. önceliğim o. Boş zamanlarımı da böyle geçiriyorum. Evde nasıldır Gül Hanım? Evde nasıldır? Her bayan gibi ev hanımıdır. Evinde de ev hanımıdır. Bir yardımcım yoktur. Ben de kendi evimi kendim idare ederim. Şöyle de bir şansım var. Hem kayınvalidem hem annem, ikisinin ortasındayım ben. Çok büyük destekleriyle, tabii tek Çok başıma bu güzel. kadar çok işe, hem bir iş hayatınız hem bir siyasi Tabii ki hayatınız tabii ki ya. yetişemeyebiliyor. Çünkü eksik kalmıyorum, sağ olsunlar. İnşallah aman da Allah razı olsun diyelim. Sağ olsunlar. Gül Biçen neden siyaset? Gülbiçer neden siyaset? Aslında benim hiç aklımda olan bir şey değildi siyaset. Kısmet işi biraz, Sezai Bey, yani eşim olur. Eşim vesilesiyle ben siyasete dahil oldum. Kendisi bir siyasi geçmişi vardı. Sonrasında ben dahil olunca bu Hem yönde ben destek de, anlamında. evet, ben de hem destek hem gönül birlikteliği anlamında ilerledim. Nasip de oldu. AK Buradan Parti da ile Sezai Başkanımıza başladım. selamlar olsun. Bizleri Selamlar izliyor o da. olsun. Ben de gönderiyorum selamlarımı. O vesileyle başladım. Yani siyasetten, insanlara hizmet etmekten gerçekten gurur duyuyorum, Başkanım onur şimdi duyuyorum. şöyle bir şey var. Siyaset derken bu dönemlerde mi diyeyim ya da bu zamanda mı diyeyim? Bayanlarınızı görmek bizi mutlu ediyor. Yani Evet. partilere de önemli değil ama gerçekten Evet. bir mesuliyeli bayanın bir yerde olması atıyorum şu anda Beykoz Belediyesi'nde AK Parti Meclis Üyesi Başkanımız. Orada yine 4-5 tane var değil mi başkanım? Mesut diyelim Evet. hemşerimiz mi? İki bizden olmak üzere, iki de CHP'den, Yok yok dört. toplam. Dört taneyiz. 4 tane ve 2 bayan 2 erkek hem de değil mi? Evet, Ya evet. bu ne kadar gurur verici arkadaşlar. Evet. İstanbul'un emin olun her ilçesinde aşağı yukarı varız. Evet. Ama gönül istiyor ki tabii başkanım başkanlık Sayın olsun. Uzat. Tabii ki daha böyle insanlara ulaşabilelim, faydalı olalım ama tabii ki dediğim gibi bunu başaramıyoruz mu diyorum ya da bir yerde mi bir eksiklik yapıyoruz? Yani parti de önemli değil. Bir tane olsun bizim olsun. Kesinlikle. Yaklaşık yani kendi ilçemizin dışında sadece bir Beykoz'da çıkartmıştık belediye başkanı. Şevket Bey'in Evet, o zamanında. zaman Ondan sonra olmadı olmadı maalesef. hiç. Ya bu siyasete girdikten sonra başkanım düşünceniz nasıl değişti yani? Siyasete ilk girdiğimde açıkçası çok destekli değildim. İyi bir izleyiciyim. Siyaseti, devleti, politikayı yakından takip ederdim, ama ben de her vatandaşımız gibi gider oyumu kullanırdım. İşin içerisine girdiğimde bir haz almaya başladım. İnsanlara yardımcı Tabii olabilmek, ki. insanlara dokunduğumda onların o mutluluğuyla karşılaşıyor olabilmek beni heyecanlandırdı. Değil mi? Daha fazlasını istedim. Daha fazla ne yapabilirim? Bunun mücadelesini verdikçe biraz çıtayı yükselttim. İlçe başkan Ya başkanım bir yardımcılığıyla de öyle bir şey başladım. ki insanlar da beklenti içinde oluyor Evet, zaten. tabii Yani ki. bunu ama iş anlamında ama ne Tabii bileyim tabii. yardım anlamında ya da ne bileyim bir şekilde bir şeyler bekliyor ama tabii ki Cenab-ı Allah ister ki daha da bir şeyler Kesinlikle. yapabilirim Tabii ki, onlara. Bir kesinlikle. faydamız olsun. Ama maddi, ama manevi, ama Öyle. iş anlamında Öyle, öyle. ya da ne bileyim o kadar insanlarımız var Şimdi ki gerçekten. öyle, ben elimden geldiğince öncelikle tabii ki Beykozlu, Beykozlu hemşerilerime hiçbir siyasi parti gözetmeksizin yanlarında olmaya çalıştım. Bu ayrı, ama Mesudiyelilik bir başka, Mesudiyeli Ayrıcalık hemşerilerim de, başkanım. evet, bana ne zaman isteseler ben onların yanında olmaya çalıştım. Değil mi? Elimden geldiğince sorunlarını, problemlerini aşmaya çalıştım. Tabii ki bizlerin de elinden her şey Geldiği kadar gelmeyebiliyor. tabii ki de. Yani bizleri de aşıyor. Kanuni süreçler oluyor, başka şeyler oluyor. Çözemediğimiz Muhakkak tabii konular başkanım. oluyor. Ama ben her zaman hemşerilerimin yanında olmaktan gurur duyuyorum. Yani dediğiniz gibi arkadaşlar bizim zaten programımız gerçekten samimi ve içten yani bir sohbet havasına geçen bir resmiyet olmayan bir program. Gül Hanım da dışarıdan gördüğünüz gibi gerçekten samimi içten bir insan. Ne Sağ zaman olun. gelseniz kapısını açsanız Sağ olun. elbet bir şekilde elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışan bir değerimizdir bizim için. Sağ olun. Tabii ki de bunları bütün hemşehrilerimize söyleyeyim. Onlar izliyor bizleri. Gerçi arkadaşlarımız izliyor ama yani bir şey olduğu zaman inanın elimizden geleni zaten yapıyoruz. Kesinlikle. Yani başkası olsun. Emin olun onlar da çaba harcıyor. Onun için zaten siyasete giriyor ya da proje üretmeye çalışıyorlar. Siyaset dedik. Hedefiniz nedir başkanım? Açık Yani konuşmak gerekirse çok hedefli değilimdir. Yani ben de bundan 5 yıl sonrası için siyasi anlamda diyorum. Yani şöyle ileride şunu olabilme çabası içerisinde olan bir insan, bir kişilik değilim. Her nasibe inanmışımdır. Son anda Rabbim neye nasip ettiyse onu yaşayan bir kişiliğim var.
Yani hedeflerin açıkçası yok denecek kadar az. Yani zaman ne gösterir? Tabii ki. İleriki süreçte karşıma ne çıkar hiç bilmiyorum. Şu Evet. anda bulunduğum Ama başkan konuda. şimdi bizi izleyenler şunu bekliyor insanlar. Daha iyi yerlerde görelim inşallah İnşallah sizleri. tabii ki gönül Ya ister ki nasip tabii. olsun ama her şeyin başında nasip Muhakkak biliyorsunuz ki. başkanım muhakkak. Allah nasip ederse o da olur tabii ki. Yani Yani ben sosyal faaliyetler ya da sosyal projeler herhangi bir düşünceniz var mı öyle de? Ya da Şimdi bizim Beykoz yaptığınız. Belediyesi olarak öncelikle benim ikinci dönemim. Ben yedinci dönemde de Beykoz Belediyesi'nde meclis üyesiydim. Sağ olsun bizden önceki Mesudiyeli hemşehrilerimiz de orada güzel işlere imza attılar. Kardeş ilçemiz oldu Mesudiye. Evet. Biz Mesudiye'ye hep ayrımcı hizmetler taşımışızdır Beykoz yani. Tepesi gibi. Maalesef burada Beykozlular alınmasın ama bir Mesudiyeli Tabii. kişiliğim tarafıyla da orada da güzel işlere imzalar atmışızdır. Kardeş ilçemiz olması hasebiyle biz orada Beykoz projesini sizler de yakından Evet. takip ettiniz biliyorsunuz. Onun dışında biz belediyelerimize, köylerimize ihtiyaçları doğrultusunda bank, park yani bu gibi şeylerde de yardımcı oldum. Kadınlara da yine biz Beykoz Belediyesi olarak tüm hanımlarımızı kapsayan bir proje bu tabii ki. 22 branşta 1071 tane üyemiz ders alıyor Çok belediyemizden. güzel. Kadınlara yönelik çok ciddi projeler geliştirdik. Belediyemiz de bu anlamda sağ olsun ciddi anlamda performans sağlıyor. Güzel işlere imza atıyoruz. İnşallah çok güzel başkanım. Mesudiyeti hakkındaki düşünceler nerede başkanım? Yani Mesudiye. bu bir siyasetçi olarak, bir mesudiyeli olarak. Mesudiye aslında biraz önce de söylediğim gibi Mesudiye'yi ben biraz daha geç tanıdım. Mesudiyeli olduğumu bilerek büyüdüm. Hep Mesudiye Anladım. kültürünü yaşadım ama Mesudiye'yi geç gören isimlerden biriyim. Mesudiye'nin ben ilk gördüğümde ki yapısı beni üzmüştü, gelişmemişliği, atıyorum daha küçük alan olması vesaire. Şaşırmıştım. Tabii ki gün geçtikçe, zaman geçtikçe oradaki kapsamlı çalışmalarda dahil olunca Mesudiye'yi tabii ki daha çok beğenmeye, zevkle gidip gelmeye, orada da ihtiyaçlarımızı rahatlıkla karşılayabilir hale geldiğinde daha fazla gider gelir olduk ama eksiklikler muhakkak onların da inşallah tamamlanmasıyla Mesudiye Ya gerçekten başkan şimdi yaşanılabilir bir şey. gerçekten bütün herkesin isteği yani hizmet 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 deniyor da şimdi hizmet dendiği zaman ben hayatta şunu öğrendim hep artık bir insanlar bekliyor ama yani bizim coğrafya zaten biliyorsunuz Çukur içinde bir ilçe. O eski halini seviyoruz biz. O tarihi şeklini seviyoruz. Hadi diyeceksiniz ki oraya daha ne yapabiliriz ya da neler yapılabilir. Bu da tabii zamanla olacak işler, hizmetle. Oldu ama yani şu anda çok Muhakkak. daha güzel halde, çok daha iyi. Yani Gelişebilirlik anlamında iş adamlarımız da tabii ki tabii ki destek de. vermeli. Mesudiye'yi geliştirmek için orada projeler yapmalı, oraları Muhakkak. kalkındırmalı. Çünkü hemşehrilerimiz de akın akın Mesudiye'ye dönmeye başladılar. Doğru. Yani hele ki emekli olanlar ilk tercih ilçelerine yerleşmek, oralara gitmek istiyorlar. Bu anlamda Başkanım, oralarda da iş ticari anlamda bir muhakkak kalkınma olursa emeklilik daha iyi olur. diyorduk ama şimdi inanır mısınız? Yani artık genç kesim de Gençler de gitmeye tabii çalışıyor yazın çünkü çok ciddi bir nüfusu nüfusa oluyor. yetişiyoruz. Hatta başkanımız dedi ya bu kadar nüfusa hizmet vermek gerçekten Kalkındıramıyor. ona da Allah kolaylıklar versin. Yani 81 köye çöpünü almak, temizlemek, Zor gitmek. işler. Geçen hafta da zaten dezenfekte yaptı bu koronavirüsten dolayı yıkama Sağ falan olsunlar. yaptı. Evet, takip Buradan ediyoruz. selam olsun başkanımıza. Sizden de selamlarımız Dediğiniz gibi olsun. nice hizmetler olsun arkadaşlar. Bekleyen hizmetleri tabii ki herkes istiyor. İşte yolum Tabii ki yapılsın, insanların şu en doğal olsun, bu hakkı. olsun. Hepimiz gönül istiyor ki daha güzel olsun ama işte hepsi zamanla ve Tabii. bunlar tabii maddiyatla İnşallah hepsi olacak iyi şeyler. olacak. İnşallah buradan da selam olsun bütün Mesude'ye. Amacımız bizim birlik beraberlik olsun. Sen ben yok biz varız. Çünkü öyle bir dönemden geçiyoruz ki artık başkanım. Gerçekten zor günler. Yani Allah Milletçe kimseye zor günler geçiriyoruz. kötü günler yaşatmasın. Bu vesileyle ben de tabii ki İdlib'de Mehmetçiğimizin şehit olması hasebiyle bile üzüntümü bildirmek isterim. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, tüm aileye ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın inşallah. Temennimiz bu yönde. Allah kolaylık versin hepimize Zor milletçe. başkanım. Gerçekten zor. Yani kimin artık dost ya da düşman olduğu gözükmüyor. Biz de onun için arkadaşlar tüm mesleği olarak sen, ben, biz demeyelim. Biz hep Kesinlikle, beraber tek yürek kesinlikle, olalım. kesinlikle. Birlikteliğe Birlikte en çok ihtiyacımız muhakkak olduğu tabii ki an. de birlik olalım.
O yüzden yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir iş yok. İnanılmaz başkan, bugün Mahmut Ekrem'in kongresi vardı. Demin de istişare etmiştik. İnanılmaz yerel seçim havasında geçti. Çok güzel bir şeydi arkadaşlar. Kalabalık tabii maalesef. Hem kalabalıklar hem katılım güzeldi. Yani böyle bir güzel bir etkinlik oldu. Onlara da tekrar Yılmaz Başkan'la devam dediler. Onlara da başarılar diliyorum görevlerinde. Ben de Mahmudiyeli hemşehrilerim de benim sokağımda Değil çok fazlaca. Ben de hepsine hayırlı olsun diliyorum. Mahmudiyemize inşallah daha güzel hizmetlerle İsa mi? Başkan'ın İnşallah. devamını diliyoruz. Mesudiye Gazetesi deyince başkanım. Mesudiye Gazetesi benim yıllar önce 20 yılı aşmıştır herhalde. Takip sürecim vardır. Mesudiye Gazetesi çok verimli çalışan, çok takdir ettiğimiz bir gazete. Mesudiyemizin her şeyi diyebiliriz. Başkanım, şimdi bununla ilgili bir anım var. Her yerde anlatırım. Burada da söyleyeyim yine duymayanlar için. Şimdi bizim Mesudiye gazetemizin şu logosu var. Başkanım. Bu bütün arabalarda var. Evet, görüyorum. Ben yurt dışına çıktım bir gün. Yabancı arkadaşımızın arabasına yapıştırdım arkasına. Orada da GSM operatör firmasında bir tane bizim Ordu arkadaşımız çalışıyor. Çocuk da oraya kargo getiriyor. Aşağı inerken bakıyor ki arabada yabancı bir Ukrayna plakalı arabada Mesude yazısı var. Çok iyi Hemen beni yapmışsın. arıyor, diyor ki ya Ozan abi, diyor, bu senin işindir kesin, diyor. Ben de dedim ki bize her yer Mesude. Kesinlikle öyle. Yani bu Oradan da yani yurt dışından da Mesudi takip eden takip edenler var hemşehrilerimiz başkanım. var tabii ki. Ya o yüzden diyoruz ki başkanım, bir çocuğa 17-18 yaşında bir Mesude'yi sevdiremezsin. Bir Çukurova'nın, bir işte Dayli'ye, bir Faldacı'ya ya da bir başka köy sevdiremezsin. Bunu çocukluktan aşılayacaksın ki orayı sevsin, bilsin. Bu yani tutup bir gazetenin gelmesi ve gazete bugün arkadaşlar 20 lira bir sigara, bizim gazetemiz 11,5 Kesinlikle. lira geliyor. Yani bir senelik 150 TL postayla kapınıza kadar geliyor her ayın ilk haftası. Gelmediği takdirde bile başkanım artık özel kargo ile gönderiyoruz. Çok Yani iyi bu yapıyorsunuz. da tamamen gazetemize Yani bizim aittir. en iyi haberleşme noktamız Mesudiye'de hepimiz birbirimizden buradan haberdar Tabii ki oluyoruz. de Bu çok başkanım. güzel bir şey ve sahip çıkmamız Mesudiyeliler olarak sahip çıkmamız gereken gazetemiz. Yani İnşallah çok Türkiye'de daha iyi arkadaşlar yerlerde şu görürüz. anda en uzun süreli hayatta kalan yerel gazete. Buradan da Sefa Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu Biz kadar de. emek verip de bizleri de buna vesile ettiği için Bizler diyelim. de selam gönderiyoruz. Gazetemize mesela bir haber geldiği zaman evine gelse o haber, evinde okusan bunu daha başka. Tabii ki sosyal medyadan duyuyoruz ama gelip evinde Tabii ya okuması. bazen şeyleri kaçırabiliyor. Bugün Mesela ben yaşlılarımız var, çocuklarımız var. Bunlar sosyal medya kullanmasa bile başkanım. Resmini görür bilmem ne, daha işte Çukurova'dan köy der, Dayli köy der. çok O çok iyi yüzden oluyor. bütün meselelerde bizlere bir telefon kadar yakınız. Kesinlikle. En iyi veya en kötü günlerin, acı günlerin, olayların, toplantı, tüm hepsini bize bir alo ile söyleyip biz onu haber haline getirebiliyoruz. Geçen de yaşlı bir amcam bir dedi, ya oğlum dedi, bizim dedi dernekte de 11-12'de mesaj çekiyor. Sen dedi 6'da diyor şey haber alıyorum diyor. Sen ne bileyim cenazedir ya da başka bir haber. Yani Mesudiye Spor. sosyal medyada da Mesudiye gazetesini Evet. takip ediyoruz. Oradan da tabii ki duyumlarımızı Ya alıyoruz. eve Oradan gelmesi takip başka bir hastalık ediyoruz. başkanım. Evet tabii. Mesudiye Spor desek başkanım. Mesudiye Spor'u tabii ki ben de tüm Mesudiyeliler gibi canı gönülden destekliyorum. İnşallah başarılarının daha artmasını diliyorum. Evet biraz sıkıntıları var Mesudiye Spor'un yer konusunda. Aynen Ben başkanım. birebir de takip ettiğim için. İnşallah biz de Beykoz hemşerileri olarak ben de elimden geleni yapmak istiyorum. Başkanım, şimdi 35 yıldır var olan bir kulübüz, köklü bir kulübüz. Beykoz'da Yenisi yok. kurulduğundan dolayı. Yani gönül istiyor ki kendi antrenman sahası olsun, tesis olsun ya da ne bileyim yeri olsun. Bugün atıyorum sizler liderlerimizi davet edebilelim. Ya da bütün mesuliyetler gelsin, orada bir etkinlik yapabilsin diye. Böyle bir proje içine girdik. İnşallah bu dönem sizlerin de sayesinde İnşallah tabii bir ki. yere sahip olabilirsek İnşallah seve bunu seve hayata geçirmek istiyoruz. benim de çok istediğim bir şey inşallah ben de Yani. Mesudililerin spor kulübünün bir yeri olması anlamında elimden geldiğince gayret göstereceğim. Birkaç kez görüştüm. Başkanımızla da görüştürdüm Mesudiye sporumuzu. İnşallah bakalım gelişmeler nasıl olacak. Buradan da Yüksel Başkanıma da Yüksel selam olsun. Başkanıma ben de selamlarımı iletiyorum. Aynı Başkanım zamanda inşallah, bak Gül Başkanımızı da yakaladık. O da Mesterte de biliyorsunuz Mesterte de yönetim kurulu üyesiyim. Aynı Evet. zamanda Adnan Başkanıma da selam olsun. Selam olsun Oradan da başkanım biz başkanımızla tanıştığımız için adına. ayrıca selamlarımı iletiyorum ben de. Bu sene zaten başkanım Süper Amatör Lig'de sırayı 5. bitirdik. Yani şükür, yani takımımız iyi. Düşme falan yok. Çok Üst şükür. liglere çıktığımız zaman başkan bunlar maliyet gerekiyor, külfet gerekiyor. Şampiyonluk, hani millet tabii ki de şampiyonluk bekliyor ama
şampiyon olur arkadaşlar. Ama bir destek üst seviye, lazım. Tabii ki destek. Her şeye bugün destek bir lazım. Forma desteği yaptık. İşte bir formayı cüzi rakamlar, ne bileyim bir atkı evet. olayı yaptık. Evet. İnanır mısınız taşımasıyla değirmen dönmez Dönmüyor misali. Maalesef. Bütün mesuliyetlerden Allah razı olsun. Teşekkür olsun. Onların desteğiyle bugüne kadar geldik. Sağ olsun. İnşallah daha yani kent tesisimizi İnşallah. Daha iyi yerlerde de görürüz diyoruz. İnşallah. Başkanımızın hobileri nedir? Neler yapar başkanım? Hobilerim nelerdi? Aslında yani hobi... Bahçe yapar mı? Çiçek yapar mı? İşte el işi yapar mı? Çok izlemeyi severim bahçeyi. Yani içine girmeyi severim. Ama maalesef ki çok bir becerim yok. Böyle ekip biçmeyle, onları yetiştirmeyle. Çok özenirim fakat maalesef beceremediğim şeylerdi. Çok anlayamıyorum dillerinden. Tabii ki her bayan gibi çiçekleri severim. Çiçeklerle ilgilenirim ama çok fazla ekip biçen şeyim olmadı. Müzikle aranız mı? Müzik iyi. Müzik dinlerim. Müzik hele ki evde yani bir işlerle meşgulsem. Hele de bir de bizim oralar müziği çalıyorsa. Evet. Hele de bizim oralar çalıyorsa çok daha iyi. Müzik dinlerim tabii ki. Kitap okurum yani. Ben kitap okumayı da severim. Güzel. Kitap okurum. Sportif faaliyetiniz var mı mesela? Sportif faaliyetim zaman zaman diyelim. Yani çok fazla zaman olmaz. Maalesef onu da aksatabiliyorum. Hangi takımı? Fenerbahçe. Fenerbahçeli başkanımız. Fenerbahçe. Burada Fenerbahçeli bütün mesudiyelere selam olsun. Biz tabii önce Mesudiye Spor. Hepsi bizim sonra... ama tabii ki. Mesudiye yani her şeyin üstünde. Hepsi bizim. Mesudiye'mizin. Aynen. Gül Biçer siyaset olsa da olmasa da neler yapmak ister? Yani böyle hayali mi diyeyim ya da projesi mi diyeyim? Kendime ait mi? Özeline ait. Gül Biçer. Gül Biçer olarak siyasetin ve iş kadınlığının dışında yani özelimde tek istediğim bir şey var inşallah Allah bana bir gün nasip ederse. Çünkü çocuklarım çok istiyor. Böyle ailemi huzur içinde geçirebileceği, içerisinde hayvanların olabileceği, bahçenin olabileceği çiftlik tarzı bir yerde yaşamayı yaşatmayı istiyorum. Çocuklarım çok seviyor çünkü o yaşam. İnşallah Sezai Başkanım duyuyorsun buradan. Biraz büyük oldu hayalim ama Sezai Başkanım'a da güveniyorum. Sezai Başkanımıza buradan selam olsun. İnşallah duymuştur bunu. İnşallah. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar bütün değerlerimizi istiyoruz ki her yerde bir değerimiz olsun. Bizim i̇nşallah, olsun. İnşallah. Bunun görüşü ya da siyasi kimliği bir yana bizim tek kimliğimiz var Mesudiye Başkanım. Kesinlikle. O yüzden her hafta bir dediğim gibi bir değerimizi alıyoruz. Sanatçılarımıza, siyasetçilerimize, akademisyenlerimize. Çok tabii ki o kadar çok ki başkanım. Yani çok iyi düşünmüşsünüz. Ben de işimden dolayı mecburen haftanın bir gününe sığdırmaya çalışıyorum. Bugün de dediğimiz gibi kongreler size bu arada yoğunluğunuzdan teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Sizler bu kadar şeyden dolayı. Sizler de böyle emek verdiniz. Yani dediğim gibi keşke gönül ister ki bir televizyonumuz olsun ama başkanım ya bayağı böyle bir külfet değil. Bugün Türkiye'nin bir numaralı kanalı da aynı meblağı ödüyor vergi olarak. Evet. Yöresel bir kanal da aynı şeyleri. Bunu kurmak, etmek biz dedik ki madem böyle bir basınımız var. Bir dedik sosyal medya üzerinden bunu insanlara çok çok iyi düşünmüşsünüz. Sahiden yapalım güzel istedik. Bir proje. Mesajlara bakalım başkanım. Sorular var mı? Mesajlarıma bakayım. Ne durumda? Benim mesaj sistemim açık. Şeyden, yayının altında. Geçirdim ama şöyle bakalım. Okuyabiliriz başkanım. Siyasi tabii yorumlar da var. Onları geçiyorum. Herhalde burada Dayılı Köyü'nün Gül Hanım'a da hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanım, yani soru yönünde bir mesaj göremiyorum. Temennilerini iletiyor sağ olsun hemşehrilerimiz. Hepsine buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum ben de. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok güzel temenniler. Yüksel Başkanım göndermiş en son. Ona da selamlarımı iletiyorum. Selam olsun Yüksel Başkanımıza da buradan diyoruz. Bizim şimdi eskiden Mestos turnuvamız vardı başkanım. Yıllardır yapıldı. Bir ara ara verdiler. 10 yıl ara verdiler. Ben çok takip ederdim. Aynen. Giderdim de. 10 yıl sonrasında dedik ki bunu tekrar Mesudiye Spor ev sahibinde Mestef, Mesudiyeler'de ne bileyim tüm camiye yani tek çatı altında bunu yapalım. Beykoz'da bunların hepsini bir araya getireyim ama bu seferki bizim de şeyimiz büyük. Düşüncemiz mi diyeyim öyle diyeyim. Ordu günleri gibi düşünün. Evet. Yani Mesudiye günleri yapacağız öyle bir organizasyon. Bütün işte sanatçılarımızla işte konserleriyle ya da böyle bir biz şey. Biz de elimizden geleni yaparız çok güzel. Tabii ki de. Yani işte dışarısına bir standlar koymak işte köy ekmeğini bulabilmek. Kültürümüzü. Kültürümüzü de yansıtmak. Buradan bütün derneklerimize tabii dernek başkanımız bütün
Mesudiye'nin köylerine davet ediyoruz ki kayıtlar başladı, turnuva kayıtları. İnşallah tabii ki dahili Çukurova'nın tabii tüm köylerini görmek istiyoruz bu arada. Kesinlikle biz de oluruz her zaman seve seve. İnşallah dedik ki bundan sonrasındaki süreçte daha da hizmetleri çoğaltalım. İnşallah. Bizim de Şeyler temennimiz o, inşallah mesudiyemiz her başkanım. zaman için en önde olsun. Ayrıcalıklı yani iyi işlere imzalar aslında inşallah. Bizim Mesudiye'li bayanlarımızın bayağı bir sosyal projeleri var başkanım. Bunların da içindesiniz gerçi ama dernek anlamında. Aslında derneğin tam içerisinde değil, Mesudiyeli kadın derneklerimiz var biliyorsunuz. İkisi de yoğun olduğum hasebiyle hem Meslek'te bir görevim var, hem Beykozlu Mesudiyeliler Derneği'nde Aynen görevim var. Hem siyaset hem ev hanımlığı çok fazla aynen. içerisinde değilim Aynen. ama ben tabii ki onların her zaman yanındayım, irtibat Değil halindeyim. mi? Gereken yerde haberleşiyoruz, birlikte hareket ediyoruz başkanlarımızla, iki Aynen öyle. derneğimizin de kadın başkanlarıyla. 8 Mart Ha, onu bugün. unuttuk başkanım Ya hepten. şimdi İlk kadınlarımızı önce sizinkini alınca öyle kutlayalım. çok teşekkür ediyorum Dünya ben de. Kadınlar Günü tüm mesudiyelerin olarak önce Gül Başkanımızı kutluyoruz. Sonra Çok hepinizi teşekkür kutluyoruz. ediyorum. Başkanımın öyle bir mesajı varsa Tabii ki var. Ben alalım. de öncelikle tüm dünya kadınları olmak üzere şehit annelerimizin, Mesudiyeli hemşerilerimin, tüm Beykozluların, tüm Türkiye'nin hanımlarının Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Allah birlik beraberlik içerisinde vatanımızda her zaman daha iyi işler yapmak için gayret gösteren hanımlara yol açsın. Güzel projelere imza atmalarını sağlasın. Ülkemiz adına herkes aynı kapasitede bir şeyler yapamıyor olabilir Tabii ki Ozan de. Bey. Kimin elinden ne geliyorsa Ya vatan muhakkak için. başkanım Biz şimdi burada, onlar orada. tabii Muhakkak ki. herkes, hepimizin derdi vatan. İnşallah hanımların birlikteliğiyle de bu böyle ülkemiz daha fazla kalkınacak diyorum. Başkanım hanımlar bugünlerde yani son zamanlarda bayağı bir ata kalktılar. Mesela mesela kadın kolları olsun, dahili kadın kolları olsun. Çok Neredeyse dernek başkanlığına şimdi öyle bir şey var. hedef gibi. Şimdi eskiye nazaran siyasette de derneklerde de kadınlarımızı sahiden çok aktif Aynen. görüyoruz. Çünkü kadının elinin değmediği yer sahiden eksik. Aynen. Kadınlar tamamlayıcı faktörde, kadınlar proje üretir halde, kadınlar kalkındırma halinde ciddi projelerle ben de varım diyebiliyorlar Değil artık. mi? Bu Mesudiyeli hemşerilerimde de bunu gördükçe daha fazla gurur duyuyorum. Yıllar öncesinde sayıları azdı. Derneklerde çok fazla ön planda olmazlardı. Daha Evet. geride Bu kalırdık. dönemlerde Siyasette de evet. öyleydik. Ama yani şu anda ben çok iyi görüyorum hanımlarımızın derneklerde de, sivil toplum kuruluşlarında, Siyasette. Aynen siyasette, aynen. vakıflarda, her yerde hanımların varlığı ön plana çıkar oldu. Ben bu anlamda da tüm hanımlarımızı Gerçekten gurur burada verici başkanım. çok, Bizler için de yani. çok. Sizlerin bir Tabii değeriniz kadın olması. erkek bir bütündür Ya zaten. muhakkak Yani tabii ki de. tamamlayıcı faktör Ya değil. dediğimiz gibi hep birlik beraberlikten bahsediyoruz. Bugün başkanım şenlikler yapılıyor, işte piknikler yapılıyor, düğünler yapılıyor. Bu bazı birlik beraberlik diyoruz ama bugün sanat camiasında yaklaşık 70'lik küsür gerçekten bu işe emek veren insanlarımız var. Tabii ki de onlar da bir emek harcıyor. Ama Çok beste büyük yapıyor, emek. ama işte iş yapıyorlar. Onların da çoğunun belki geçim kaynağı, belki şey yapıyor ama istiyoruz ki kendi sanatçılarımıza yer versinler. Kendi insanlarına bir önce versinler. Yaklaşık İstanbul'da fazla yapılmıyor şenlikler ama çoğunun köyde yapıyorlar. Buradan da bütün Mesudiyeli Dernek Başkanlarımıza, bütün arkadaşlarımıza diyoruz ki ilk önce kendi insanımız olsun. Hem sanatçısıyla hem derneğiyle Mesudiyeli hemşehrilerimize tabii ki ayrıcalıklı olmasını diliyorum. Ben bu anlamda derneklerimizde de görüşlerimde de her zaman Başkanım belirtmişimdir. Bir tane yani iki tane sanatçıya takılı kalmaktan ziyade tüm sanatçılarımızı gerekli yerlerde ön plana çıkarıp sahne almalarını sağlamak onlar açısından da çok fazla iyi muhakkak. olacağını düşünenlerdenim. Başkanım yani hani illa bunlar sanatını icra etmesidir. Yani yapılan bir etkinliğe bile Tabii. bugün atıyorum ismi de önemli değil. Yani 70 tane emek veren insan var. Birini arayıp da telefonla diyebilirsiniz ki bugün bu etkinliğe olarak katılabilirsiniz. Davet edersiniz. Tabii. Yani illa o kendi mesleğini icra etmesi de değil. Onların da varlığını getirelim. Onlar da Aynen, bulunsunlar. Yapılan kesinlikle. bir atıyorum yardım kampanyası olur ya da başka bir etkinlik olur. Projelerin içerisine Projenin dahil içine etmek tabii ki de çok dahil güzel etmek. olur. Ha, Tabii bu ki. bizim birlikteliğimiz için istiyoruz. Mesudiyeler için. Dediğim gibi bir yardım kampanyası ya da başka bir toplantı olur, etkinlik olur. Onlar da bu işlerin içinde olsun Kesinlikle. istiyoruz.
Bugünlerde tabii ki insanlar yine mekan olarak yapıyorlar başkanım. İşte ne bileyim lokaller, işte düğün Evet, salonları. evet. İstiyoruz ki arkadaşlar bütün mesudiyelerinde hep kendi mekanlarında, kendi insanına destek Evet. versinler. Dediğiniz gibi onlar da fazla bir ticaret yapıyorlar. Sonuçta bir aile geçiniyorlar. Belli bir rakamlar olur ama kendi bizim insanlarımızın olduğu yerlerde yapsınlar. Düğünlerini, derneklerini, Kesinlikle. gecelerini, etkinliklerini. Biz bu anlamda Dayılı Köyü çok iyi durumda. Kendi mekanlarında kurdular. Dernek anlamında kutluyorum ben de başkanla. Yani düğün vesaire birçok hizmeti oradan alabiliyorlar. Değil mi? Konferanstı. Tabii. Kendi derneklerinin olması bir avantaj. Çok güzel. İnşallah diğer köy derneklerimize de nasip Allah olur nasip etsin. diyoruz. Tabii ki de. İnşallah. Ya bütün derneklerin dediğim gibi başkanım hepsi ideali Evet. bu bugün. Birliktelik de olacak şeyler Ozan Bey. Tabii ki Sadece de, tabii ki de. derneklere yüklememek Ya gerekiyor. herkesin Hemşerilerimizin de güç vermesi lazım. ya durumu olan var, olmayan var. Bunların tabii ki de Olduğu kadarıyla tabii olduğu ki. kadarıyla başkanım. Yani tutup da şimdi mesela bugün bir dernek yeri almaya kalksan ya da yapmaya kalksanız bunlar tabii ki maliyet. Tabii. Birisi verir, birisi veremez, birisi Öyle olur. durumu iyi olur, olmaz. O yüzden Tabii. bu konuda inşallah Allah istiyor ki hepsine nasip etsin, İnşallah, kendi yerleri olsun, inşallah, inşallah. etkinliklerini, daha güzel projelerini, hizmetlerini yapsınlar. İnşallah. Deprem geçirdik başkanım. Oradan da bayağı bir acı günler yaşadık. Gerçi Evet. 2020'ye biz öyle girdik de. Evet, felaketler üst üste yaşadık Aynen maalesef. yani işte ne bileyim bir uçağın yanması, koronavirüsü, ne Evet. bileyim depremdi Van'da kaydı. Van'daki. Depremle ilgili nasıl bir çalışma yapılıyor başkanım? İstanbul mu diyeyim ya da Beykoz mu Şimdi diyeyim? belki İstanbul ve geneli beni aşabilir. Yanlış bir şey Yok yok söylemek istemem düşünceniz ama anlamında bizim Beykoz'da biliyorsunuz bir imar çalışmalarımız devam söylüyorum. ediyor. Planlarımız üzerinde çalışmalar devam ediyor. Hızlandırma çabası içerisindeyiz. Yani başkanımız da çok özverili çalışıyor sağ olsunlar. Sürekli bu konuyla irtibat halinde, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda sürekli görüşmeler halinde. Ne kadar hızlandırabilirsek o kadar iyi. İnşallah bu kanunla da depreme karşı dayanıklılık yasasında Aynen. faydalanacak Beykoz'da hemşehrilerimiz de. Bir de bizim Beykoz'un işte böyle de bir mahpus kaderi var. Yani Beykoz'da bu sayı daha fazla. Evlerimiz çok eski binalar. Aynen. Şimdi bunları güçlendirme anlamında vatandaş kendi istediği gibi aşmamak kaidesiyle evini güçlendirebilecek, depreme dayanıklı hale getirecek ki ileriki süreçte tabii ki çok daha farklı Ya projelerde başkanım o da yapılacak. şimdi hep söylüyoruz ama dediğiniz gibi onlar kolay işler değil. Değil, Bizler değil, mesela değil sahiden. düşüncemizi söyleyince de hani yapsın diyoruz ama Karşımıza başka şeyler karşımıza çıkıyor başka şeyler maalesef. çıkıyor. Tabii 3 gönül ay 5 ay diyemiyoruz. 3 ay diyoruz bu bir seneyi buluyor. Bir sene diyoruz 2 seneyi buluyor. Maalesef bazı durumlarda aşabiliyor bu konular bizi. İnşallah diyelim ki güzel günler bizim olsun başkanım. Her İnşallah. anlamda sağlıklı, İnşallah. sıhhatli, İnşallah. ne bileyim huzurlu bir gün olsun, barışlı oyun olsun, savaşlar İnşallah. olmasın, şehitler İnşallah. olmasın. Vallahi istiyoruz ki başkanım, gerçi diğer şeyler de öyle değil mi? Biz isteriz ki, yani benim görüşüm tabii ki, Gül Biçer'i her yerde görelim. İnşallah. Bütün şeylerde, mesela Sağ ha ol. gerçi Gül Başkanımız öyle. Sağ Bütün olsun. elinden geldiğince katılmaya çalışıyor ki, insanlar da Gücüm yettiğince bazen görmeye evet çalışıyor sizleri. olamayabiliyorum. Kusura bakmasın hemşehrilerimiz bu anlamda eksik kaldığım yerler oluyorsa müsait olduğum, uygun olduğum her anda ben hemşehrilerimin yanında olmaktan Aynen. ayrıca gurur duyuyorum. Ya bizler zaten değerli arkadaşlar, değerli mesleğe. Bizler her zaman istişare halindeyiz. Tabii. Gülsüm Hanım olsun, Aha, sağ Gül olsun. Hanım Onlara olsun, da Ayşen Hanım selamlar. olsun. Buradan bizlere seslenelim. Hepsine selam olsun. Biz bir bütünüz. O yüzden birbirimize yardım etmezsek, destek olmasak bize kimse olmaz. Öyle tabii Yani ki. bir memleketli olarak, bir mesudiyeli olarak Önce bize biz kimse. birlikte Yani hareket her yerde. edebilmeliyiz daha. Mesela Mesudiyespor'un bu hafta yine U13 çocukların maçı vardı. İnanır mısın bütün aileler gelmiş başkanım. Evet. Orada o ailelerin kaynaşması her köyden var. Bunu bir arada görmek güzel, bir etkinlikte Güzel. görmek çok güzel. İnşallah Tabii. Mestos turnuvasında bunu daha kapsamlı yaparız. İnşallah. Ben çok sıkı bir takipçisiyim. Hemen hemen her maçına giderim. Zevkle de izliyorum o maçları. İnşallah böyle bir projede seve seve ben de katılacağım. İnşallah. Başkanımızı bundan sonra her projede görebilirsiniz. Her projeye davet edebilirsiniz. Zamanı vakti olduğu sürece her zaman ulaşabileceğiniz. Gördüğünüz gibi dışarıdan gördüğü gibi değil. Gerçekten Gül Başkanımız birebir Sağ ol. candan, cana yakın samimi bir insan. Tabii o da elinden geldiğince ki onun gibi diğer değerler de aynı şekilde bizlere yardımcı olmaya çalışıyor.
Son olarak diyelim ki Dünya Kadınlar Günü tekrar kutlayalım. Evet. Şehitlerimiz Allah'tan rahmet diyelim. Başkanım son Amin. sözlerim. Siz de gerçi bu saatte yorduk pazar gününü. Estağfurullah. Ama iyi bir Tabii. güne denk Yani çok getirdik. iyi de denk Sizin gününüz geldi. oldu. Ben de tekrar tüm kadınlarımızın, şehit annelerimizin, gazi annelerimizin başta olmak üzere hemşerilerimin, beykozlarım ve tüm İstanbul, Türkiye kimler izliyorsa bizi tüm hanımlarımızın Kadınlar Günü'nü canı yürekten kutluyorum. İyi ki varlar. Onlar iyi ki bu birliktelikteler. Her zaman ben isterim ki kadınların değeri arttırılsın. Kadınlar elinin olmadığı yeri eksik görürüm. Değil mi? Derneklerde de bu böyle. En başta gittiğim dernekte kadın kollarının olmamasını çok yadırgıyorum Değil mi? artık. Var mı kadın kolları diye soruyorum. Çünkü kadının olmadığı yeri ben eksik Başkanım olarak kadınlar kol düşünüyorum. dedik de demin dedim ya Evet, dernekleriyle geçirmeye çalışıyor. dernek başkanlıkları oldu Keşke artık. onu yapsalar da Sayılar artsın sayılar inşallah. artsın Ya da inşallah. bir çatı altında mesuliyeti kapsayan bir Aynen. şekilde faal projelere inşallah imza atsınlar. İnşallah her şeyin en güzelin mesuliyetleri olsun diyoruz. Aynı zamanda bizim bir projemiz daha var. Onu da buradan Beykoz'da hemşehrilerime bildirmek isterim. Özellikle Beykoz'da bizi izleyenlere. Belediye başkanımız sağ olsun. Benim bir de şöyle bir şansım var. Önceki dönemde Allah sağlık sıhhat versin. Yücel başkanımı anmak isterim. Beykoz Belediyesi önceki dönem başkanımız Yücel Çelik Bilek. Allah şifalar versin. Bizimle birlikte Mesudiye'ye geldi. Biz onu orada ağırladık. Çok da güzel faydalı Değil mi? işlere imza attık orada Mesudiye Belediyesi ile birlikte. Hem onu ağırlamış oldum hem de şimdi Murat Aydın başkanım göreve başladı 3 ay içerisinde. Mesudiye'mize davet ettik sağ olsun bizi kırmadı. Mesudiye'de Geldi. ağırladık, köylerimizi ziyaretlerde bulunduk. Elinden geldiğince orada da yine bizlerin yanında oldu. Kendisine teşekkür ediyorum ben de bu vesileyle. Şimdi bizim oradaki çekmiş olduğumuz başkanımız fotoğraf hobisi var ya, çok seviyor fotoğraf çekmeyi ve bu fotoğraflardan bir sergi oluşturuyor şu anda. Sergisi de hazır, fotoğraflar hazır. Kısa zamanda, zamanı vermeyeyim, yanlış bir şey söylemeyeyim ama Nerede yapılacak Mesudiye'li, mesela? Beykoz'un Mesudiye'liler Derneği'nde yapılacak. Ha, çok güzel. Orada o Mesudiye'mizin fotoğraf kareleri, başkanımızın bizzat eliyle çekmiş olduğu Çok fotoğraf güzel. kareleri sergilenecek. İnşallah Beykoz dışındaki hemşehrilerimizi de bekleriz oraya. Tarih bildiririz tabii ki. Başkanımla biz istişare ederiz. Onun tarihlerini inşallah sizlere de basın yoluyla da olsa, şifayen de olsa bildiririz arkadaşlar. O kareleri gerçekten gidip görelim hep beraber Evet. diyelim. Güzel bir proje. Başkanımıza teşekkür ediyoruz buradan. Bizlere eğer izliyor bir şekilde izliyorsa. Her şeyin en güzeli Mesudiyeliler için olsun diyoruz. İnşallah. Birlik olalım, beraberlik olalım. Her İnşallah. eve bir Mesudiye gazetesi girsin. İnşallah. Çocuklarımızı aşılayalım, Mesudiye sevgisini aşılayalım. Allah'a emanet olun diyelim başkanım. Allah'a emanet olun. Sağ olun.